Merhaba arkadaşlar, ben Kadir Kemal Dursun. Sıralama algoritmaları serimize bu videomuzda Insertion Sort ile devam ediyoruz. Eğer daha önce yayınlamış olduğum Selection Sort ve Bubble Sort videolarını izlemediyseniz bunları da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi Insertion Sort algoritmamızı incelemeye başlayalım. Bu algoritmada dizideki elemanlar sırayla alınır ve kendinden önceki elemanların arasına sırayı bozmayacak şekilde eklenir, yani insert edilir. Yine bir örnekle bu algoritmamızın işleyişini açıklayalım. Bu algoritmada diziyi ikiye böldüğümüzü hayal edin. Soldaki parça hep sıralı olacak, sağdaki parça ise henüz sıralamadığımız elemanları barındıracak. İlk hayali çizgimizi 16'dan sonraya çizelim, ilk elemandan sonraya. 16 sol taraf her zaman sıralı, sağ taraf daha sıralı değil. Sağdaki ilk eleman hangisi? 11. Şimdi 11 ile 16'yı kıyaslayacağım. Ve 11'i doğru yere yerleştireceğim. 11 16'dan küçük. Yani 11 16'dan önce gelmesi lazım demek ki. 11 ile 16'nın yerlerini değiştiriyorum. Bu yerlerini değiştirdikten sonra dizim hangi hali alıyor? 11, 16, 7, 8, 20, 4 ve 14 halini alacak. Hayali çizgim nereye gelecek? İkinci elemandan sonraya gelecek. Sol taraf yine sıralı, sağ taraf sıralı olmayan elemanları barındırıyor. Sağdaki dizideki ilk eleman hangisi? 7. 7'yi sol tarafa uygun yere yerleştireceğim. 7 ile 16'yı kontrol ediyorum. 7 16'dan küçük. Yani 16 ile 7 yer değiştirecek. Sonra 7 ile 11'i kontrol ediyorum. 7 11'den de küçük. 7 ile 11 de yer değiştirecek. Dizi hangi hale aldı? 7, 11, 16, 8, 20, 4 ve 14 halini aldı. Hayali çizgim nereye geldi? 3. elemandan sonraya geldi. Sol taraf yine sıralı, sağ taraf daha sıralamadık. Sağdaki ilk eleman hangisi? 8. 8 ile 16'yı kontrol ettim. 16 8'den büyük, yer değiştirecekler. Daha sonra 8 ile 11'i kontrol ediyorum. 11 8'den büyük, yer değiştirecekler. 8 ile 7'yi kontrol ediyorum. 7 8'den küçük olduğu için diyorum ki tamam, 8 demek ki doğru yerde. Artık kontrol etmeme gerek yok diyorum. Ve dizimi ne hale getiriyorum? 7, 8, 11, 16, 20, 4 ve 14. Şimdi tekrar hayali çizgimi çekeyim. Nerede? 4. elemandan sonraya çektim. Solda yine sıralı elemanlarım var. Sağda henüz kontrol etmediğim sırasız elemanlar var. Sağdaki ilk eleman hangisi? 20. 20 ile 16'yı kontrol edeceğim. Bakacağım ki 20 16'dan büyük. Demek ki 20 şu an doğru yerde. Hiç yer değiştirmeye gerek yok. 7, 8, 11, 16, 20, 4 ve 14 halini korumaya devam edecek. Hayali çizgim nerede? 20'den sonra da artık. Yine soldaki elemanlarım sıralı. Sağdaki elemanları henüz sıralamadım. Sağdaki ilk elemanım hangisi? 4. 4'ü 20 ile kontrol edeceğim, yer değiştirecekler. 16 ile kontrol edeceğim, yer değiştirecekler. 11 ile yer değiştirecekler. 8 ile yer değiştirecekler. 4 ile yer değiştirecekler. Niye hepsiyle yer değiştirecekler? Çünkü 7 zaten 4 hepsinden küçük eleman. Dizim ne hale geldi? 4, 7, 8, 11, 16, 20 ve 14 haline aldı. Hayali çizgim nerede? 20'den sonra da ve sol tarafım yine sıralı. Sağ taraf sırasız. Sağ tarafta zaten bir tane elemanım kaldı. Sağdaki ilk eleman ve tek eleman hangisi? 14. 14 ile 20'yi kontrol edeceğim. Diyeceğim ki 20 14'ten büyük olduğu için yer değiştirmeleri lazım. 14 ile 16'yı kontrol edeceğim. 16 14'ten büyük olduğu için yer değiştirmeleri lazım. 11 ile 14, 14 büyük olduğu için diyeceğim ki tamam, 14'ü demek ki doğru yere yerleştirdim. Ne hale geldi dizi? 4, 7, 8, 11, 14, 16 ve 20 haline geldi. Bütün elemanları tek tek kontrol ettim ve diziyi gördüğünüz gibi sıraladım. Artık sıralı bir diziye sahibim. Algoritmamızın flow chart'ını da bu şekilde çizebiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi aslında iki tane döngü mevcut. Mavi renkte göstermiş olduğum döngü aslında her bir elemanı tek tek kontrol eden döngü. Turuncu renkli göstermiş olduğum döngü ise her bir eleman için kendinden önceki elemanlara bakarak doğru yeri bulmaya çalışan döngü. Şimdi mavi döngüde i'nin birden başladığına dikkat etmenizi istiyorum. Burada diyor ki ere bir elemanlıysa zaten bu sıralıdır. Aynı zamanda bu i aslında bizim hayali çizgimizin yerini de gösteriyor. Şimdi örneğimize bakarak bu algoritmanın bir yakışını inceleyelim. i'nin ilk değeri 1. Bu bize şunu söylüyor. Diyor ki ben bu ereyi birinci elemana kadar sıraladım. Unutmayın arkadaşlar, array'in sıfırıncı elemanı
birinci sıradaki elemandır. Array'in birinci elemanı ikinci sıradaki elemandır. Yani buradaki aslında birinci elemandayken bizim örneğimizdeki 11'i kastediyor. Diyor ki array 11'e kadar sıralı. J için de i-1'den diyor ki J ilk başta 0'dan başlayacak. Aslında burada şunu diyor. Diyor ki array'deki 0. elemana kadar ben her elemanı sıraladım. Sol tarafta sıralı elemanlarım vardı. Sağ tarafta sıralayacağım elemanlar vardı. Sağ taraftaki ilk eleman hangisi? 11. Ben şimdi 11'i sol tarafta doğru yere yerleştirmeye çalışacağım. Şimdi burada 11 ile J'nin elemanı karşılaştırıyor. Şayet 11 J'nin elemandan küçük ise ne yapacak? Bununla J'nin elemanı yerlerini değiştirecek. Buradaki örnekte J'nin eleman 16. 16 ile 11'i kıyaslıyor. 11 16'dan küçük olduğu için yerlerini değiştirecek. Ne yaptı? 11'in yerine 16'yı yazdı ve J'den 1 çıkartarak turuncu döngünün yani içerideki döngünün bir sonraki adımına geçecek. J eksi 1 olduğu için içerideki turuncu döngü bitecek. Ve görmüş olduğunuz bu adımla birlikte aslında J artı birinci elemanı yani array'in sıfırıncı elemanına 11'i yazacak. Turuncu döngüyle 11 yerine geçmiş oldu. Dışarıdaki döngü i'yi 1 arttırarak bir sonraki sayıyı kontrol edecek. Bu adımda i'nin değeri 2 olacak. J'nin değeri i-1'den 1 olacak. Ve number'ımda i'nin eleman olduğu için yani array'in ikinci elemanı number'ımda 7 olacak. Bu adıma başlamadan önce array'imi ne hale getirmiştim? Onu da bir şuraya bir yazalım. 11, 16, 7, 8, 20, 4 ve 14 haline gelmişti. 11 ile 16 yer değiştirmişti ilk adımda. Hayali çizgimi çektim. 7 benim sırada kontrol edeceğim elemandı. 7 ile J'nin eleman yani 16'yı kontrol ediyorum. 16 7'den büyük. 16'nın 7'nin yerine geçmesi lazım. Burada görmüş olduğunuz yerde 16'yı 7'nin yerine yerleştiriyorum. Daha sonra J'yi 1 eksilterek bir önceki sayıya geçiyorum. J'nin değeri 0 olacak. 0. eleman ereğimde hangi sayı şu an? 11. 11 ile 7'yi kontrol ediyorum. 11 7'den büyük. Ne yapıyorum? J artı 1. yere 11'i yazıyorum. 11'i yazdıktan sonra J'den 1 çıkartıyorum. J eksi 1 oldu. Döngüdeki kontrolden dolayı bu 0'dan büyük, J 0'dan büyük olmadığı için döngüm bitiyor. Ve J eksi 1, eksi 1 artı 1. elemana yani array'in 0. elemanına 7'yi yazıyorum. Bir sonraki adımımda ne olacak? I 3 olacak. J 3 eksi 1'den 2 olacak. Ve number'ımda array'imin 3. elemanı olan 8 olacak. Bu adıma girerken array'imin son durumu nasıldı? 7, 11, 16, 8, 20, 4 ve 14 durumundaydı. Hayali çizgim nerede? 16'dan hemen sonra. Ve bu adımda 8'i doğru yere yerleştirmeye çalışıyorum. Yine geldim turuncu döngüye gireceğim. Turuncu döngüde bu kontrolle birlikte i 0'dan büyük, 16 da 8'den büyük olduğu için 16 8'in yerine geçecek. J'den biraz azaltacağım. J 1 olacak. Bir sonraki kontrolümde 8 ile 11'i kontrol edeceğim. Yine 11 8'den büyük. Buradaki adımda 11 8'in yerine geçecek ve i'den de bir çıkartarak i'yi 0 yapacağım. Şimdi içerideki bu turuncu döngüde bu koşu sağlanmayacak ve döngüm bitecek. J'nin değeri şu an 0. J artı 1 yani birinci array'in birinci elemanına 8'i yazacağım ve bu adımı da bitireceğim. i'nin 4 olduğu adımı uzun uzun yazmayalım. Hemen kısaca belirtelim şuraya. i 4 olduğu zaman j ne olacak? 3 olacak. 16 ile 20 kontrol edilecek. 16 20'den zaten küçük olduğu için turuncu döngünün hemen başında çıkacak. Ve i artı 1. eleman yani 4. elemana 20'yi yazacak. Aslında 20'yi yine 20'nin olduğu yere yazacak. Algoritmamızın Java kodunda bu şekilde yazabiliriz. Şimdi burada mavi ile göstermiş olduğum kısım aslında bizim flow chart'ımızdaki mavi döngüye denk geliyor. i'yi 1'den başlatıyoruz ve i n'den küçük olduğu müddetçe tüm sayıların kontrol ediyoruz. Burada n ne? Array'deki eleman sayısı. i'yi de her adımdan sonra 1 arttırıyorum. Şimdi akış diyagramındaki turuncu kısmı da inceleyelim. Mavi ile olan kısımları silelim. Turuncu kısım aslında şu göstermiş olduğum yer. Görmüş olduğunuz while döngüsü flow chart'ımızdaki şu kısma denk geliyor. Sıradaki sayının doğru yere yerleştirildiği kısım da şu mavi ile gösterdiğim kısım. Gelin bir de algoritmamızın zaman ve uzay karmaşıklığına bakalım. Daha önceki videolarımı izlediyseniz bileceğiniz gibi zaman ve uzay karmaşıklığı niçin önemli?
fonksiyonumun girdisindeki değişim, benim kullandığım belleği ve fonksiyondaki işlem sayısını nasıl etkiliyor sorusunun cevabını bu karmaşıklıklar veriyordu. Array'deki eleman sayısına n diyelim. N'in değişimi benim fonksiyonumu nasıl etkiliyor bunu inceleyelim. Şimdi fonksiyonda iki tane döngü var. Dışarıdaki for döngüsü ve içerideki while döngüsü. N dikkat ettiyseniz for döngüsünü direkt etkiliyor. İçerideki while döngüsünü ise bakın dolaylı etkiliyor. Çünkü i n'e kadar devam ediyor. J de i'den itibaren, i-1'den itibaren çalışıyor. Yani içeridekini de aslında direkt etkiliyor. N'in değişimi her iki döngüyü de doğrusal olarak etkiliyor. Bu döngüler de iç içe olduğu için buradaki zaman karmaşıklığı o n karedir. Uzay karmaşıklığına gelince dikkat ederseniz fonksiyonda tek bir değişken yaratılıyor. Bu da number. Ve her for döngüsünün adımından sonra tabii o blok tamamlandığı için number'ı belleğe iade ediyor. Bir sonraki for döngüsü adımında bu number tekrar yaratılıyor. Bizi ilgilendiren kısım şu. Aynı anda bellekte benim yarattığım kaç değişken var ve bu değişkenler giriş parametresiyle bağlantılı mı? Giriş parametresinden bağımsız olarak bellekte aynı anda sadece tek bir değişken var. Benim uzay karmaşıklığım n'den bağımsız. Yani n'in değeri ne olursa olsun bellekteki değişken adedi değişmiyor. Bundan dolayı da space complex sistem yani uzay karmaşıklığım 1 oluyor. Evet arkadaşlar algoritmamızın sonuna geldik. Anlatması zor bir algoritmaydı. Umarım anlatabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Kanalımı takip etmiyorsanız da takip etmenizi tavsiye ederim. Önümüzdeki videolarda yine sıralama algoritmalarına devam edeceğiz. Ve yavaştan artık mülakatlarda çıkan soruları inceleyip bunları en doğru cevabı nasıl verebiliriz bunları inceleyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.